İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Haftalık Batı Ermenistan gazetesinin 38. sayısı yayımlandı. Angela Deryan, Ararat ülkesi insanın yaratıldığı yerdir. Vartan Kanyan, uluslararası koruma ve güvence altındaki arsa halkının toplu geri dönüş hakkı müzakere gündemine alınmalıdır. Batı Ermenistan, Baraka Bank, Ahal Kalak'ın yeni parkı nasıl görüntü kazanacak? Amasya'da kazılar sonucu bulunan kemiklerin Ermenilere ait olduğu iddia ediliyor. Armen Bedrosyan, Artsakh, kuyokuşini dişlerimle tutacağım. Artsakh'ı kabul edenlere kapımız açık. Haftalık Batı Ermenistan gazetesi Vesten Armenya'nın yeni sayısının kapağında Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Lidya Margosyan ile Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armenak Abrahamyan'ın fotoğrafları yer alıyor. Yeni çıkan sayımızda aşağıdaki konuları okuyabilirsiniz. Yerli halkların haklarına ilişkin uzman mekanizmasının hazırlık toplantısına Batı Ermenistan Cumhuriyeti heyetinin sözcüsü Lidya Margosyan da katıldı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi oturumunda artsaktaki etnik temizlik konusuna yapılan atıflar, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Konseyi Başkanı Armen Kaprahamyanın yerli hakların haklarına ilişkin bilirkişi mekanizmasının 17. oturumunda yaptığı konuşma, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Konseyi Başkanı Armen Kaprahamyanın Sevr antlaşmasının önemi ve Batı Ermenistan Devletinin tanınmasına ilişkin konuşması, yerli dilleri ve hakları korunma ihtiyacı hakkında makale. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Lidya Margosyan'ın İran'ın yeni seçilen Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkyan'a tebrik mesajı. Yerli halkların Birleşmiş Milletler'e katılımının güçlendirilmesinin önemi. Haftalık Batı Ermenistan gazetesi ve Armenya'nın 38. sayısında Batı Ermenistan Ulusal Meclisi ve hükümetinin olağan oturumları, hükümet sözcüsünün konuşması ve diğer kültürel ve sosyal konular hakkında bilgi edinebilirsiniz. Batı Ermenistan'ın tarihi gerçekleri ortaya koyan bu yeni dergisi Ermeni platosundaki yerli Ermeni halkının haklarının korunması ve geliştirilmesi yönünde misyonunu sürdürüyor. Haftalık gazetenin Ermenice, İngilizce, Fransızca ve Türkçe versiyonlarını PDF formatında aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz. Yerevan Tarih Müzesi Arkeoloji ve Orta Çağ Tarihi Bölüm Başkanı Tarihçi Angela Deryan, Life Ermenistan haber sitesine verdiği röportajda Ermeni mitolojisinin gizemli ve büyüleyici dünyasını, Orta Çağ'ı birbirine bağlayan kadim inançlara atıfta bulunarak ortaya çıkardı. İnsanlığın kökeni, insanı yaratmadan önce tanrıların bir zamanlar yaşadığı Ermeni dağlarına dayanmaktadır. Sümer mitolojisine göre Ermeni yaylalarında daha önce tanrılar yaşıyordu. Daha sonra insanları yaratanlar bu tanrılardı. Ancak bu mitolojik mitleri ortaya çıkarmak zordur çünkü milattan sonra 301'de Hristiyanlığın devlet dini olarak kabul edilmesinden sonra Ermeni yazılı kaynakları büyük ölçüde yok edilmiştir. Dolayısıyla kesin tarih bize ulaşmamıştır. Neyse ki Ermenistan hakkında bilgi edinmemizi sağlayan çivi yazılı yazıtlar mevcut. Mitolojiye göre iki kuşak tanrı vardır. Yaşlı ve genç kuşak. Dünya gezegenini yeniden inşa etme konusundaki zorlu çalışma genç nesil tarafından gerçekleştirildi. Uzun süren bu zorlu işi yaptıktan sonra isyan ettiler ve bu işi kendileri için yapacak bir ırk yaratmayı teklif ettiler. Böylece insan ırkı yaratıldı. Tanrılar, Batı Ermenistan'daki Portasar, Göbekli Tepe gibi bazıları bulunmuş olan anıtları yaratarak izlerini bıraktılar. İnsanları yaratan Tanrı'nın adı Ermenice'ydi ve dolayısıyla yaratılan insana da Ermeni, yaratılış yerine ise Ararat yani yaratılış yeri Ermenilerin yaşadığı bölge ise Hayk deniyordu. Angela Deryan'a göre bu mitler ve hikayeler sadece tarihi mirasımızın bir parçası değil, aynı zamanda kimliğimizin derinliklerini de ortaya koyuyor ve Ermeni halkının kökleriyle ve ana vatanıyla kalıcı bağını doğruluyor. Doğu Ermenistan Cumhuriyeti'nin eski Dışişleri Bakanı Vartan Oskanyan, Artsa halkının uluslararası koruma ve garantiler altında toplu geri dönüş hakkının müzakere gündemine alınması gerektiğini söyledi. O, bu konuda uluslararası toplumun desteğinin olacağını kaydetti. Oskanyan, bu konunun gündeme gelmesi gerekiyor. Günümüzün en önemli ve acil konularından biri dedi. Doğu Ermenistan Cumhuriyeti eski Dışişleri Bakanı'na göre Artsa halkı Doğu Ermenistan hükümetinin hataları nedeniyle bu kaderi yaşadı. Oskanyan hatalarını sürdürmelerine izin vermeyelim diye ekledi. Detaylar videoda. Barakabank, tarihi Vaspuragan vilayetindeki 7. yüzyılda inşa edilmiş bir Ermeni manastır kompleksidir. Batı Ermenistan'ın Van ilinin güneydoğusunda Varaga Dağı'nın batı yamacında yer alır. Van Başpiskoposunun ikamet Büyük soykırım Armenosit sırasında yıkıldı. Efsaneye göre manastır 1003-1022 yıllarında Vaspuragan Kralı Senekerim Hovannes döneminde inşa edilmiş ancak ondan önce de burada dini yapılar mevcutmuş kompleksin en eski yapısı 10. yüzyıla ait Surp Sofya Kilisesi'dir. Surp Sofya Kilisesi kesme kum taşından yapılmıştır ve kubbeli bir salon kompozisyonuna sahiptir. Kuzeyde Surp Ovanes bir başka adıyla 40 Keşişler Kilisesi ve 11. yüzyıl tarihli Surp Nişan Kilisesi'nin bitişinde Surp Asfazat'ın Kilisesi bulunmaktadır. Avlu 1648 yılında mimar Direktura tarafından inşa edilmiştir. Ahalkalak'ın eski 15. ilçesinde park yapılması için ihale açıldı. Başvurular 22-28 Ağustos tarihleri arasında kabul ediliyor. Çalışmaların maliyeti 1.138.507 Gürcistan para birimi lar'dir. Çalışmalar 2024 ve 2025 yıllarında olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek. 2024 yılında 300 bin lari tahsis edilmiş olup 2025 yılında 838.507 bin 507 lari tahsis edilecek. İhaleye göre yeni parka küçük bir stadyum, bisiklet yolu, egzersiz ekipmanlarının bulunduğu alan, çocuk oyun alanı, iki adet pavyon vesaire yapılması planlanıyor. Bahçede çeşitli bitkiler, dekoratif aydınlatma ve bankların yanı sıra çeşmeler de bulunacak. Belediyenin altyapı hizmetleri sorumlusu Arama Ofisyan'ın da belirttiği gibi katılımcıların olması ve ihalenin zamanda yapılması durumunda çalışmaların planlandığı gibi 2025 yılında tamamlanmasını umuyorlar. Batı Ermenistan'ın Amasya bölgesinde Türk arkeologların yaptığı kazılarda antik mezarlardan insan kemikleri bulundu. Bu keşif Roma dönemine ait 2000 yıllık mezarlarla birleştiriliyor ancak bulunan kemiklerin Ermenilere ait olması ihtimali de göz ardı edilmiyor. Ermeniler eski çağlardan beri Amasya'ya yerleşmişlerdir ve bölgedeki birçok tarihi eser buna tanıklık etmektedir. Kemiklerin aitliğini öğrenmek için DNA araştırması yapmak gerekir. Kazılar sonucunda arkeologlara göre bir Roma döneminden kalma bir aile mezarı olduğu düşünülen 3 antik mezar keşfedildi. Ancak mezarların zarar görmesi nedeniyle kazılara ara verildi. Daha sonra Amasya Arkeoloji Müzesi uzmanları bölgeye gelerek bulunan mezarları inceledi. Müze ekipleri mezarlarda birbiri ardına bulunan 30'un üzerinde farklı büyüklükteki kemik parçalarını toplayıp muhafaza ederek kazı çalışmalarına yeniden başladı. Amasya'nın Ermenilerin yüzyıllarca yaşadığı ve kültürel mirasını oluşturduğu Sebastya Sivas vilayetindeki aynı adı taşıyan sancağın merkezi olduğunu hatırlatalım. Ne yazık ki 1915 yılında Amasya ve çevre yerleşimlerindeki Ermeniler zorla sürgün edilmiş ve çoğu göç yolunda ölmüştür. Eylül 2023'ten sonra Artsakh'ta Azerbaycan'ın soykırımı ve etnik temizlik tehdidi altında olan Artsakh Ermenileri zorla ana vatanlarından sürülerek Doğu Ermenistan'a taşınınca Armen Bedrosyan Doğu Ermenistan'daki öğretmenlik görevine devam etmesi gerektiğine karar verdi. Artsakh'ta yıllardır yaptığı gibi azimli Kyokushin sporunu Artsakh gençlerine öğretiyordu. Armen Bedrosyan Artsakh'ta Ulusal Eğitim Bakanlığı Ders dışı Programlar Dairesi Başkanlığı görevini üstlendi ve 15 yıl boyunca Artsakh Cumhuriyeti Çocuk ve Gençlik Spor Okulu'nda Kyokushin Karate Antrenörü olarak çalıştı. Bu nedenle gençleri bir araya toplamaya karar verdi ve Doğu Ermenistan'da gençleri tek çatı altında topladı. Artsakh Kyokushi Karate Spor Kulübü Dönüş 10 aydan fazla bir süredir faaliyet gösteriyor. Bu isim tesadüfi değildir. Çünkü bu sporu öğrenen ve becerilerinde uzmanlaşan herkesin art saha dönme hedefi olmalıdır. Armen Bedrosyan 168. AYM e verdiği röportajda 10 aylık işbirliği anlaşması imzaladığı Louis Vakfı sayesinde spor kulübünün faaliyete geçtiğini ve birçok müsabaka düzenlediğini ifade ederek zaten 71 öğrenciden oluşan takımımız var. 64 kişi Artsak'tan 7 öğrenci ise Yerevan'dan. Meslek sahibi olmak ve lehçenin de korunacağı Artsaklı gençlerimizi bir araya tutmak için Eylül ayından itibaren grup sayısını artırma hedeflerimiz var dedi. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız bugün için bu kadardan gördük. Hoşça kalın.